Ben senin yüzüne tükürsem sen ya Rabbi şükür dersin kardeşim. Ben sana bir şey demiyorum. Senin gibiler yüzünden komşuluk bitti komşuluk. Köpek. Adama böyle bir şey olur mu? Ne terbiyesizliktir bu ya? Arkadaşlar selamünaleyküm, hepinize hoş geldiniz kardeşim. Kusura bakmayın. Birazcık sinirliyim. Bu ne lan böyle, benim gözüm mü döndü lan? Tabelayı ters yapmış şerefsizler ya. Yok arkadaşlar yok, biz ekmeğini böyle helalinden kazanmaya çalışan adamların önüne adeta abluka yapıyorlar. Abluka abluka, bariyer çekiyorlar, bariyer. Ya yeni dükkan açtım arkadaşlar. Galerici Faruk diye. Bakın şimdi tadilattayım. Ya şu yanda oturan dayımızın da bir tane Audi'si var, güzel bir araba. Oraya koyuyor. Ya arabayı kardeşim ayarladım alıcısını. Kaporayı da aldım. Eksper'e de götürdüm hatta. Eksper getirdim. Baktım boya tabancası, baktım. Arabayı satacağım. Kapıyı çaldım. Dedim senin de haberin olsun, arabayı satıyorum. Adam diyor ki ben arabamı satmıyorum ki, sen kimsin diyor. Ulan araba oradaysa ben o arabayı satacağım işte. Sen karar merci misin? Kim karar veriyor böyle arabanın satılıp satılmayacağına? O arabanın da satılası vardı arkadaşlar. Satılası. Şunları bir toplayalım kardeşim. Elemanlar ama bu işi anlamaz. Büyük büyük dedem 4. galerici Faruk şöyle bir lafı vardır. Bir gün satmadığım her araba için bana küfür edeceksiniz derdi. Kendisi gerçekten büyük bir adamdı. Has bir galerici. Şimdi dükkanı açtık arkadaşlar. Allah'a şükür kiraladık burayı. İyi bir fiyata. Şimdi şuraları topluyorum. Şuraları bir güzelce bir toplayalım şöyle. Ofisin önünü. Hurda araba bak mesela, bunu da yeni çaldık. Alıcısını bulamadık. Böyle bir şey var mı ya? Gördüğünüz gibi ofisi bu olarak belirledim. Tam karşıya araba tamirhanesinin karşısına açtım dükkanı. Çünkü kardeşim arabaları sıfır hata, çiziksiz boyasız diye satacağım için pert arabaları. O yüzden onları burada yaptırıp öyle satmaya çalışacağım. Bu işin ilmi bilimi de odur. Şimdi ofisindeki bilgisayar açılmıyor da, bilgisayar burada. Ofisimize bir şey vereceğiz. İsim vereceğiz. Tabii ki biliyorsunuz ki isimimiz belli kardeşim. İsmimiz belli. Şöyle aslında tabela düzenlemeden Galerici yazıyordum az daha. Galerici Faruk. G ile K biraz havada kaldı. Biraz onu bir küçültelim. Şöyle bak şey yapıyorum. Genişliği azalt. Çok güzel. Renk olarak da dedemin en sevdiği renk turkuaz. Şöyle turkuaz kardeşim. Yeşil turkuaza döndü bu ama olsun. Yani müşterilerimizi gördüklerinde etkileyecek bir renk olmalı burada. Bu arada şunu galerici yapsak. İci yapsak. Galerici Faruk. Bana kalırsa gayet güzel oldu. Güzel. 10 dolar gitti. İlk dükkanımızın temellerini attım gördüğünüz gibi. Maşallah diyelim hep beraber. Ha dükkanı açtım şu anda kardeşim. Ha bu arada bak, bu böyleymiş bak. Bana açık, bana kapalı. Evet. Dükkanı açtım. Şimdi gelen müşteriler tabii ki araba olmadığı için boş gelip gidecekler. Bu arada bu muhitte araba satmayı planlıyorum. Yani birazcık çölde yaptık arkadaşlar bu işi ama dükkanım ciddi manada güzel oldu ya. Şu yenilikçi bir dükkan ya. Sadece birazcık şey yok. Ne onun adı? Kendime özel bir alan yok. Mahremiyet yok. Yani mesela ben burada pert araba alışverişi yapacağım. Burada oturup mesela pertçilerle. Çok sevdiğimiz pertçi Eyüp, pertçi Sabri gibi adamlar var. Gelecekler kardeşim. Bütün şerefsiz, düzenbazlık bu adamlardan soruluyor. Ben burada ticaret yaparken insanlar görecek. İnsanlar görecek diyorum da otoyolda yaşıyorum, anasını satayım ya. Şimdi arkadaşlar o zaman zamanı geldi. Neyin zamanı geldi kardeşim? Bir tane burger yememin zamanı geldi. Yok. Bir tane araba almamızın zamanı geldi. Dükkanı açık bırakıyorum. Mahallemiz çok güvenli. Hırsız falan olmuyor. Çünkü seri katiller hepsini kesti hırsızların. Mahalleye bir gidelim kardeşim, mahallemize. Mahalleye şimdi, ulan kendim galericiyim. Otobüsle şeyle yapıyorum. Burada arkadaşlar bütün çatlaklar arabalarını böyle yanına kardeşim şey açıp satmaya çalışıyorlar. Ama mesela dikkat edin alırken, mesela bak bu çığlıktaki karı, bak bu. Bak bu karıdan almayın mesela. Bu karı cin. Bu arabayla kim bilir kaç tane cin düğününün böyle bagajdan çekilip merayla çekildi cin düğünleri. Bu araba sıkıntılı bir araba ama parasını sorayım. Abla kaç para diyorsun buna? 1 milyar 750 milyon. 2345 dolar diyor ya. Aslında arkadaşlar bir tane cinle şey yapmak da Honda hiciv bak. Hicivleme sanatı bak bu. Honda civiv. Bu cinlerde böyle herhalde. Arabaya bir bakabilir miyim ablam? Evet. Arabaya bakarken şu anda insanların evini de dikiziyorum yanlışlıkla. Bu şeyle. Araba güzel. Ama böyle her baktığımız arabayı hemen almayalım. Şimdi bütçemize göre bir araba alacağım kardeşim. Şimdi bunu bir inceledim. Honda civciv. Honda civciv var burada. Bakın bu Honda civciv bir dursun. Şu arabalara boşuna bakmayalım. Bunlar çok para istiyor. Adamın kollara bak. Slenderman gibi zaten. Kaç para istiyorsun? Soralım hadi. Sormaktan bir şey değil. 21 bin lira istiyor arkadaşlar. Ya defol kardeş ya. Hadi ya. 21 bin liraya sen o arabayı satarsın. Sat. Ondan sonra gel benim dükkanı da sat. İlerleyen süreçte şu şekil kamyon satışlarına da başlayacağım bu arada. Çünkü en iyi para orada arkadaşlar. Yani kamyon iyi. Bir de kamyoncular zengin adamlar oluyor. Bakın bunun gibi. Bu peşin satan mı bu? Kim? Peşin satan mı? Veresiye satan nerede? Nasıl satayım? Yavaş dur lan. Zengin mahallesi, zengin. Şöyle tam bütçemize göre. Oo, Volkswagen Magnum. Yok. Bu ne? Volkswagen Golf'e. 17 bin lira ya. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Biz yine o cinden alacağız arabayı. Çok aranmayalım. Paramız ona yetiyor çünkü. Ya şöyle 5-6 bin liraya araba yok mu hiç elinizde ya? 1000 lira bir masraf etsek satsak. Şuna bir bakalım arkadaşlar. Şu
karavanlar zaten pahalı. Ha şu mesela, şu alınabilir bak. Şunu da bir sorayım. Abla kaç para diyorsun buna? Selam kankam. 8800 lira. Abla senin vücudunda bir şey mi var? Sıkıntı mı var? Bir şey söylemek istemiyorum ama bir problem mi var? Dalga mı geçiyorsun lan? Bu ne böyle yanlamasına basık şahin gibi bu karı ya. Hanımefendi bu fiyat buraya çok fazla, haberiniz olsun ha. Çok pahalı arkadaşlar. 8000 lira bu. Maksimum 2000 lira. O işte araba bu aslında. Bu gerçek araba bu. Bir şey söyleyeyim mi arkadaşlar? 6800 lira. Bu arabayı aldık gittik. İnanılmaz, inanılmaz bir araba. Pazarlık. Pazarlık istiyorum. Fiyat konusunda pazarlık yapmak yerine belki ödeme seçenekleri hakkında konuşalım. Nasıl ödeme? Parayla ödeyeceğim abim. Hayrola, oradan bakınca başka bir şekilde ödeyeceğim mi sandın? Tamam abi. Öğrenmiş olduk. Ama 83 bin kilometredi arkadaşlar ya. Tamam, seni aklıma yazdım abi. Geliyorum, bekle beni. Bak orada kaza olmuş pert. Arabalar perte çıkmış. Hangi araba perte çıktı? Sen mi çıktın? Getir. Getir buraya getir. Bir dakika. Trafik polisi geldi. EGM geldi. İnceleyici geldi kardeşim. Ben şeyi yapacağım. Dur. Şimdi bak. Bu araba buradan sola doğru gidiyor. Tamam mı? Sola doğru dönmeye çalışmış. Sen sağa doğru dönmeye çalışmışsın. Aynı anda. Şimdi bu araba buradan geçip Harry Potter gibi duvardan geçip belki de Azkaban'a gidecek. Sen bunu engellemişsin. İkisi de cam filmli arkadaşlar bunların ya. Bunlar da. O yüzden sen suçlusun. Duydun mu beni? Her zaman sağdan gelen önceliklidir arkadaşlar. Sağdan. Bak şimdi geliyorum. Bak şimdi geldim. Buradan döneceğim ya bak. Ana yol. Sağdan burası geliyor. Burası öncelikli. Bir dakika, o zaman işler değişti. O zaman suçlu olan. Bak hala kaçmaya çalışıyor. Suçlu olan o zaman şu. Bu. Burada durması su hata bu araba. Vallahi arkadaşlar 6081.000 kilometre. O araba elimde patlayabilir ama arabayı da çok beğendim. Bir yandan da almak istiyorum ya. Abi sen ver bu arabayı bana ya. Ben bu arabayı çok iyi fiyata satar. Abi satamam ya. Arkadaşlar ben gidiyorum cinden araba alacağım ya vallahi. Cinmin kardeşim belki gelir, başka ılcalılar da vardır. Ya bu çitten atlayamıyor muyum? Gerçekten. Çitten atlayamıyorum ya. Ablanın vücuduna bak. O atlayabiliyor ama ben atlayamıyorum. Vallahi alınacak tek araba o herhalde ya. İki tane araba gözüme kestirdim ama bir tanesinin kilometresi çok fazla. 81 bin kilometre. Ya bu Mars'a mı gittin geldin kardeşim? Yani şu yüzden söylüyorum. Kilometre az ama yani oturduğumuz yer de burası. Nereye gittin geldin? Bak ablanın ayakları yok. Ters. Bu hamamdan gelmiş bu. Senin kaç kilometre? 48 bin arkadaşlar. Yani gider. Tamam, bunu aldım abla ya. Hadi ben kaçtım. Bu senin hayatını kolaylaştıracak diyor. Yani iyi. Arabandan fren diski çıktı. Bak abla arabayı sattı kaçtı, gördünüz mü? Arabayı aldık. Hayırlı uğurlu olsun inşallah. Birazcık tabi sesli çalışıyor araba. Birazcık bağırıyor. Arabada nitro olması şaka mı? Arabada nitro var. Vallahi arabanın yürüyeni çok güzel arkadaşlar. Araba yürüyor gördüğünüz gibi. Gayet iyi. Yani biraz arazi sürüşüne de bakayım şöyle bir. Araziye de bakıyorum. Böyle boş yolda gitmeyecek bu arabalar. Bu araba kim bilir kaç tane daha ciddi düğüne katılacak. Ormanlık alanlarda. Vallahi arabalar güzel. Mahalledeki arabalar değerlendirilebilir gibi geldi bana açıkçası. Ha ama işlerinde kazıkçılar var mı? Var arkadaşlar. Her zaman olacak yani. Şimdi galerici Faruk'un oraya gidi. Bak şimdi araba, bak şimdi tali yoldan ana yola geçmeye çalışıyorum. Bana yaptıklarına bak. Tali yoldan geçen haklıdır kardeş. Evet, şimdi ofisin önüne park edeceğim de. Yani bunu da nasıl park edeceğiz? Böyle şöyle yapsak. Heh. Arabayı bir yıkasak mı arkadaşlar ya? Su tutsak. Ben bir arabayı yıkatıp geleyim kardeşim ya. Arabaya masraf etmeyeceğim bu arada. Yani çünkü bu arabanın kaç para yedirecek de bana masraf edeyim ya. Şu arabaya bir su tutayım. Hemen bir karvaşa sokayım şunu. Şuradan şöyle şak. Tamam. Selamünaleyküm. Abi şunu bir yıka be. Araç yıkama %50 indirimliymiş. O güzel. Güzel, çok iyi. Araba temizleniyor şu anda. Arabanın rengi değişecek. Bakın izleyin şimdi. Abi hiç mesela bu işlerde dura dura abiye hiç su gelmiyor arkadaşlar. Profesyonel bir şey olduğu için bakın kendi kafasına fırça vuruyor. Hiç ama istifini bozmuyor gördüğünüz gibi. Kaç kaldı, yüzde kaç ya? 67. Allah, ben profesyonel değilim, bana vurur. Vallahi araba açık söyleyeyim güzel. Bu arabayı da iki kat fiyat yazarım gibi geldi bana ya. Bitti mi olay? Tamam, arabayı çıkartıyorum. Nasıl yıkıyorsunuz anasını satayım? Arabada bir şey değişmedi ya. Gerçi hafif bir beyazlamış ama. Benim şu peki galerici sakalım dursun mu? Dursun. Galerici sakal duracak. Galerici sakalı bu işin olmazsa olmazdır. Bak ben çıkıyorum yola. Çarpmayın sakın ilk dakikadan ya. Bir şey söyleyeyim mi? Araba yıkanınca bir 6000 yaptı gibi geldi bana ya. Ciddi söylüyorum. İlk müşteri inşallah bereketli olur. Bakacağız bakalım. Şuraya arkadaşlar arabayı koyduk. Tamam. Arabayı bir kapatsak iyi olur. Kapattık. Güzel. Bu araba böyle dursun. Subaru diye satayım ben bunu ya. Harbiden Honda Civic değil de bunu Subaru yazacağım ben ya. Arabayı ilana koyuyor. Honda Civriv. 2345 liraya aldım. 38 lirada masraf yaptım. 2400 deyin. 5000'e ben bu arabayı koyarım. Bir dakika. 5000'de ilan ismini yazmayı unuttuk. Bir şunu bir satıştan çıkar bunu bir. Oğlum Feridun abi. Ha bu şeymiş. Oğlum ne lan bu, iki Feridun abi, bir gerçek Feridun abi geldi. Ya arkadaşlar çok şeye gitti ya. Ucuza gitti araba ya. Vallahi ucuza gitti ya. 5000 lira. 5000 lira veririm diyor. Bu fiyatta anlaşabiliriz. Aynı fiyatı alabilirim. Hocam bunların nitrojenini falan koydun mu? Ne nitrojeni oğlum? Oğlum tek tek tabir kullanıyorum ki bizi sat zannetmesin lan. Ya oğlum 7000 liraydı bu araba ya. Vallahi 7000 liraydı ya. Satıyorum arkadaşlar, yapacak bir şey yok. Ne yapayım kardeşim?
kardeşim ya. Oğlum ne oldu lan şimdi, az önceden şimdiye geldim. 10 bin liram yok muydu benim zaten? 2500 lira para kazandım. 7500'e başladık, 2500 lira para kazandım. Neyse ben eve gidiyorum ya. Oğlum verdiğim para şeye gelmedi ya. 10 lira zaten, 10 liraya şey yapıyorum. Konteynere gidiyorum ya. Yattığım yere bak arkadaşlar. Burada yatıyorum ben ya. Şu çite para verene kadar konteynerini biraz daha büyütseydim iyi olurdu. Ulan hücre evi gibi, hücre hücre. Cam yok. Anasını sattım, cam yok. Camı takamadım. Çok rüzgar var ya. Çok fena. Hava kötü. Kolla şeyi vücudu. 2665 lira günlük kar. Ya güzel de. Daha iyi olabilirdi ya. Çok fazla karlı satamadık arabayı ya sanki. Neyse arkadaşlar, bir dahakine çok daha celallendim. İnanılmaz celallendim kardeşim. Bu sefer çok iyi şey yapacağım. Bir tane mahalleye gidelim. Bu sefer iyi bir fiyat yazalım ya arabalara. Bakalım şöyle bir 8-10 bin liraya ne araba var, 8-9 bin liraya. Bu ablaya da bu... Abla ne ya? 81 bin kilometrede araba. 76 milyar mı? 76 milyar mı bu araba? Ben sana bir şey söyleyeyim mi? En fazla 1200 lira veririm ona. 200 lirini de pazarlıkla kırdırırım, yemek yer. Şu şekil arabalar da iyi gidiyor ya. Şunlar mesela 17 bin 18 bin lira gerçi bu arabalar da. Aldığımızda iyi gidiyor. 2800 ne? Fiyat Panta. 2871 lira. Aldım. Arkadaşlar bunu var ya, en az ölüsünü 3000 4000 liraya satarım ben ha. Bu ne? Camı kırıktı. Bak ben gelirken yaptınız bak onu bak. Bak beni kandırmayın ha. Citroen A1 5000 lira. Bunu da alacağım. Önce şunu bir götüreyim. Vallahi bir şey söyleyeyim mi? İyi fiyat aldım ya. Hani almıştım ben bunu? Almadın mı? ABS var, yüksek fiyatı. Oğlum umarım araçtan memnun kalırsın. Tamam. Biraz tabii ötüyor arkadaşlar. Bu şekil arabalarda yapacak bir şey yok. Bu kronik bir arızadır. Bak güzel sürün. Hay, kornaya basana kadar yıls geçiyor bak. O kadar şeye vurduğum nasama darlıyorum millete. Vallahi Fiat Panta güzel bu arada ha. Hoşuma gitti yani, kötü araba değil. Araba ciddi manada gidiyor bu arada ha. Arkadaşlar araba gidiyor. Burası ne kardeşim burası? Otoyola bir çıkalım biz bir. Sadece tek sıkıntı var. Frenler tutmuyor arkadaşlar. Bilmiyorum büyük bir sıkıntı mı size ama. Fren tutmuyor yani, öyle söyleyeyim size. Bunlar ne lan? Ne yapıyorsunuz lan? Destur dur bakalım. Araba mı satıyorsunuz? Yarış mı? Alırım anahtarını bak ha. Sizin gibi gençleri pistlerde görmek isteriz biz. 13 bin lira bahis harita havalimanı. Oğlum ya arkadaşlar, Fiat Panta'yla da yarışa giremem ya. Bu kaç be? 1700 lira. Havaalanı. Oğlum bak Q7'yi ezer geçerim bak. Alırım 1700 liranı bak. Sanma bak bu Panta iyi gidiyor. Salaklaşma bak. Ya arkadaşlar aldıracak anahtarını ya. Ulan gel lan. Gel. Gel. Gel hadi gel. Vaziyet alın, Audi Q7 kazanacağım. İzleyin. Audi Q7. Ulan benim altımdaki arabaya bak, altımdaki. Enayi seni. Biraz bak benim araba nasıl duruyor bak bak. Az yakar çok kaçar. Bak benim araba çalışmadı bak ha. Araba çalışmadı. Pardon arkadaşlar, araba bir çalışmadı da. Tuvan başlıyor. Başladı. Erken oturdun ama olsun. Fiat Panta uçuyor. Fiat Panta uçuyor, acımıyor. Ulan sen ne sandın lan kendini köpek? Gerizekalı. Çattır baba, at vites. At. Çattır baba. Anasını satayım. Benim araba... Sen göreceksin koşum, sen göreceksin. Hepiniz göreceksiniz oğlum, hepiniz. Bakalım zabıta, EGM, hepsini etiketledim koçum, hepsini. Yasa dışı yarış yapmak neymiş göstereceğim ben size ama, göstereceğim. Yasa dışı yarış yapmak öyle, izinsiz yarış yapmayı göstereceğim. Arkadaşlar 1700 liram gitti. Fiat Panta yenildi kardeşim. Yenilmedi açıkçası. Habersiz kalktı, puşt. Habersiz devam etti. Ben hiç anlayamadım. Orada tam yeniyordum. Halbuki tam gitsem biraz daha bassam yeniyordum. Köpek herif şey yaptı, hile yaptı, hile. Keşke nitro bassaydım oğlum ya. Nitro basmadım ki ben hiç ya. Şimdi arkadaşlar bu arabayı satacağım. Arabayı bir kapat bak, benzin gidiyor. Bak benzin gittiğinde bak ben sinirleniyorum ama bak. Benzini bitirme işte bak, benzini bitirme. Şuradan biraz çok sinirlendim, açık söyleyeyim. Bu biraz sinirli, sinirlerim yükseldi ama sıkıntı yok. Burada yani yapacağımız bir şey yok. Audi şu 7'yi tokatlamış. Panda. 2871 liraya aldım. 5000'e gitti gibi geldi ya. Çok fazla kar marjı koymuyorum arkadaşlar bildiğiniz gibi. İnşallah gider bu araba, 5000'e gitmeyebilir bu arada. Ya bak bu ne kardeş? Bu ne kardeş böyle? Bu kolaları geçerken niye atıyorsunuz benim dükkana? Şerefsiz rakipler, rakipler. Rakipler arkadaşlar. Ofis kapalı oğlum. Araba gelir mi adam? Ofis bir de kirli arkadaşlar ya. Bir yerlerde çöp möp var. Şunları bir atalım. Ne attınız oğlum çöpleri? Kirli de o kadar da kirli değil kardeşim. Bunlara ne oluyor böyle ya? Al. Attık işte çöpü. Tamam. O ne lan öyle? O ne lan? Ne oluyor lan? Evsiz mi? Evsiz ne yapıyorsun? Oturuyorum. Bunu niye işe alayım arkadaşlar ben evsiz ya? Ekmeği bir vururum buna. Kartonu ver lan. Kartonu ver, arabanın üstünü kapatacağım. Bak gaddarlık yaptım. Arkadaşlar bu adam diğer şeyler tarafından getirilmiş bir adam olabilir bak. Dikkat edin ha. Bak ben size söylüyorum. Bir tane arabayı koyduk da bu yetmeyebilir. Evsiz bizim şeyi çalabilir ya. Arabayı da çalabilir bu ha. Dikkat etmek lazım. Biz insanları evi olup olmamasına göre yargılamayız ama. Şey değil mi? Bir araba daha alalım biz. İki araba koyalım şuraya. Öyle bekleyelim müşterilerimizi ya. Tek araba olmadı. Bir de bunu hiç yıkatmadık. Neyse bunu yıkatırız en kötü ya. Ofiste müşteri var. Geldi. Geldi. Ablam hoş geldin. Ablam hoş geldin. Fiat Panda. Ablam buraya doğru bakacaksın arabaya. Heh. Ne kadar verirsin buna? Bak 2800 liraya aldım.
Bu fiyat aklımı kurcalıyor dedi. 3760 dolar ödeyebilir miyim dedi. Ama ablam şimdi bak ticaret olsun diyeceğim. Ben bu arabayla 1600 en azından bu arabanın bana bak 1600 lirada zararı oldu bak bir yerden. Audi Q7'yi yendim diye ceza kesti trafik polisleri. 3760 dolar versek mi arkadaşlar ya? Kötü mü acaba bu araba? 1000 lira kadar ver ya ver. Vallahi verdim ya. Oğlum benim iş yapmadan önce 10.000 tabii yarışta şey yaptık. Yasa dışı yarışa katıldık ya minete yapmayın etmeyin derken. O yüzden gitti. Ben bir araba alıp geliyorum ya. Ya araba pazarı açıktı arkadaşlar. Yani şöyle de bir durum var. Araba pazarında da bütün dolandırıcılar, bütün çakallar burada bütün. Bak çakal kasa BMW de var orada. Çakalların kendileri de burada. Yani şöyle güzel bir araba mesela şu kaç paradır ki? Rada hatchback kaç para bu abi? 12 bin lira. Aslında iyi de. İşte benim 2 bin liram daha yok. Mesela bu. Kaç para bu? Audi S4 mü? 14 bin lira. Hiç bana şöyle uyacak bir araba yok arkadaşlar ya şurada. Burada bak Godomanlar. Ya şu ya şuydu zaten bizim alabileceğimiz. Diğerlerini alamayız. Bunlar falan 50-60 bin lira yazmışlardır bunlar. Şöyle 25 bin lira. Aslında fiyatlar iyi ha. Harbi diyorum iyi. Fiyatlar iyi. Neyse ben gidiyorum. Mahalleden alacağım ya. En temizi mahalle kardeşim. Bak buraya bak gelip duruyor güzel arabalar. Bu gerçi bu 50-60 bin liraydı. BMW'ydi o herhalde. Aa mesela o çok güzel bir araba mesela. Bak onu aldık geçtik. Onu aldık geçtik. Bunu aldık geçtik. Kaç model? Oo 2009'da 144 bin kilometrede ya. Ya arkadaşlar en azından bir 100 bin kilometre aşağısı olsa ben de satarken zaten 10 bin diye satıyorum. Hani kanıyorlar ama 144 bini de anlarlar. Citroen A4 114 bin kilometre 2008 model. Bu gider bu arada. Harbi söylüyorum ben bunu satarım bu arada. Şeyi ne abi? Hasar durumu? Araç yalnızca 5 takla attı. Sanki arabanın arkasını mukavvayla bantlamışsınız gibi ama doğru mu? Arabanın arkası kağıttan yapılmış gibi. Bana mı öyle geldi yoksa? Çete mi bunlar ya? Bu ne ya böyle? Düğün konvoyu gidiyor ya. Vallahi arkadaşlar ya onu alalım. Tamam mı? Ya şunu alalım bak. Bu da ya ben şu 8 7000 8000 liraya bir araba olsa onu almak istiyorum. Para of ne kadar güzel bir araba. R7 35 bin lira. Aslında fiyatlar hiç pahalı gelmedi bana ya niyeyse. Fiyat 500 mini çok iyi. Ama 15 bin liraya şu arabayı sattığı fiyata bak fiyat 500 bin mini satıyorsun ya. Gidiyor deliler gidiyor deliler. Çatlaklar gidiyor çatlaklar bunlar. Bir şey diyeyim mi arabayı bulduk. Citroen A1 26 bin kilometrede daha. Ekspertiz yok. Rapor sahte olabilir diyor. Ne rapor yok ki ortada ya. Ver. Allah bu arabayı da satalım. Bu araba güzel arkadaşlar. Ben bunu bir yıkatayım. Bak ben arabayı aldım camı gitti arabanın bak. İyi bari çalışıyor ya. Benim o hoşuma gidiyor benim Anasını sattığımın araba. Ben senin gibi arabanın Allah belasını versin. Yengem arabayı sattın kaçtın da. Arkadaşlar araba arızalı. Motor çalışmıyor. Namussuz şerefsiz ya. Vallahi namussuz ya. Ya bir insan var ya bu kadar mı namussuz olabilir ya. Arabayı bantlamışsın tamam hadi 6000 liraya aldık. Araba durdu lan gitmiyor lan araba. Bak basıyorum bak korna basıyor mu? Oo korna çalışıyor yalnız. Arkadaşlar araba gitti ya. Bu arabayı yollayacağız yapacak bir şey yok. Yaptıracağız ya da yani. Birinci tamir alanına yolladım arabayı. Tamir ettireceğim. 6000 lira gitti nasıl tamir ettireceğim lan ben bu arabayı. Vallahi battık oğlum galerici Faruk batıyor mu ne oluyor ya? Galerici Faruk batacak mı? Oğlum daha yeni geldik niye battık biz ya? Ya yenge sen de niye kamyon satıyorsun gözünü seveyim ya Allah Allah bütün çatlaklar burada ya. Anasını sattımın adamı seni. Oğlum bu ne lan böyle burada paranız yoksa arabanız yoksa size çöp muamelesi yapıyor durmuyor da bak bak. Adam üstüne üstüne sürüyor ya. Bu ne arkadaşlar ya? Gözünü seveyim ya. Bu mahallede ne insanlık kalmış ne adap kalmış. Şu bak. Şunu EGM'ye şikayet edeyim. Plakasını alayım şunu. Plakası yok. Şimdi ofise geldim kardeşim. Arabayı tamirciye yolladım şuraya. Bu araba bize çok masraf çıkarır gibi geliyor. İnşallah çıkarmaz. Ama geliyor. Araba arızalandı. Kaç para çıkarır ki bu ya? Abi. 550 lira mı? Sol ön çamurluk. Arka sağ çamurluk, arka sağ kapı. Sol arka kapı değişmiş, sol ön çamurluk değişmiş, kaput değişmiş. Arka sol kapı, adam da değişti, kayboldu. Adam da değişen. Arka sol çamurluk, arka tampon, tavan. E kardeşim bu araba o zaman başka bir araba bu. Tam tamir et ya. Çıkar tamir et. Yalnız arkadaşlar anlamadığım olay arabanın tavanı mavarı patlamış da niye araba gitmedi o zaman? Bir şey söyleyeyim mi? 500 lira iyi bu arada ha. Zararımızı çıkartıp kar ettirebilir bir ihtimal. Araba alıp yaptırıp satmak da güzel aslında da. Ya şöyle bir durum var. Arka şu mukavva yerler, şu sağ mukavva, sol mukavva, kapı görünümlü el işi kağıtları düzeltilirse bu arabayı bir de şeyden geçirelim. Yıkamadan geçirip şey yapalım. Orada yetenek puanım şey yaptı. Heh, bak aracınızı sünger kullanarak temizleyin diyor. Ya da pazarlık yapın diyor. Hangisini açsak ya? Pazarlığı açalım o zaman ya. Pazarlıksız olmaz kardeşim. Pazarlık önemli. Yalnız bir şey diyeceğim. Adam gitti ya. Adam arabayı şeyde asansörde bıraktı gitti. Şerefsiz kapattı gitti dükkanı ya. İnşallah durur lan araba kendi kendine. Oğlum sabaha kadar arabaya şey mi vuracaksınız böyle? Ne zaman bitecek bu tamir? Ya bunlar nasıl işe alaka olan insanlar arkadaşlar ya. Bak adam gitti ya. Adam arabayı bıraktı gitti ya. Oğlum sabah mı geleyim ben arabayı şey yapıyorsunuz. Yüzüklerin Efendisi'ndeki yüzüğü döver gibi dövüyorsunuz arabayı ya. Kıvılcım çıkıyor ya arabamdan. Aa bitti. Bakayım. Oo tertemiz.
Tertemiz kardeşim, tertemiz. Tamam. Arabayı şöyle bir arka güzelce çıkarıyoruz. Çok yavaş. Evet, araba gitmiyor. Araba gidiyor. Araba gidiyor. Araba gidiyor. Hop, şuradan dönüyoruz. Devam. Arabayı su tutacağım arkadaşlar. Sucu buradaysa. Bir şey söyleyeyim mi? Çok iyi. Dörtlülere bakayım, yanıyor mu? Bir tanesinin camı yok ama olsun, yanıyor. Cam yok ama olsun. Uzun fara bakayım. Uzun far çok iyi. Kısa far. Arkadaşlar, araba var ya, alev alev kardeşim. Araba alev. Oğlum bunu bir yıkatmak istiyorum da. Adam yok ya içeride. Neyse, sabah gelirim artık. Arabamı götüreyim de. Bak, dörtlüler mörtler hep çalışıyor. Bu araba ne deri 10 bin lira. Net. 10 binden açarım. Ha, pazarlıkla 2000'e veririm. Tamam, dörtlüyü kapat. Arkadaşlar, araba da araba ya. Şunu şuraya koyayım. Bu evsiz de kardeşim, evsiz falan değil. Bizzat oraya yerleşmiş adam. Orada yaşayıp duruyor. Tamam, güzel. Kapattık arabayı. Bir şey söyleyeyim mi? 10 numara tertemiz oldu ya. Vallahi tertemiz oldu ya. Ben gidiyorum. Sabah geleyim, şu arabayı bir yıkatalım hemen. Hemen arabayı yıkatalım. Buraya bak, yine geldik eve. Şuraya bak. Işık niyetine, ışıkta aydınlatma yok ki evde. Led döşedim arkadaşlar eve. Aydınlatma niyetine. Bu ne lan, böyle kazanılan para 24 bin lira diyor. Ben para mara kazanmadım ki oğlum o kadar. Nasıl 1900 lira param var o zaman? Ha, iki iş yaptıysak belki. İki satıp aldıysak. Açık arttırma varmış bugün ama katılmayacağım arkadaşlar. Yani ona kardeşim biraz daha ilerleyen süreçte, bak dükkanı bir büyüteyim, şöyle bir görün bakalım. Oğlum ben mahalleye niye geldim ya? Şöyle bir dükkanı bir büyüteyim. Var ya, kafayı yiyeceksiniz, kafayı. Bak bunları, bu evsiz atıyor kesin buraya. Bunları atıp duruyor. Delikanlı, evinse şu evine de iyi bak, gözünü seveyim. Aa, gitmiş ya adam. Bak, burayı yaktın mı, ne yaptın? Ha, kesin yer değiştirmiştir, bu çimende şey gibi geziyor ya. Şimdi arkadaşlar, arabayı su tutalım bence. Temizlemeden koymayalım ilana. Şöyle tertemiz koyacağım bu arabayı ben. Çünkü güzel bir araba. Bir de yaptırdım, 0'a 0 şu anda araba, 0 gibi. Sıfırdan farkı 0 olmaması. Bu kadar da ne söylüyor? Az daha vuruyordum bu arabada. Arabanın şeyini alamadım, virajını alamadı araba. Şuradan söktürüyoruz kardeşim arabamızı. Tamam, şuraya koyuyoruz. Bir de cam olmayabilir bu arada arabada. Dur şimdi motoru da kapatayım, benzin bitmesin. Abi şu arabayı güzelce bir yıka bakalım. 38 lira çok güzel. Güzelce bir yıka bakayım, ben geliyorum. Ben bir dükkana girip geliyorum. Dükkanda kimse yok ki. Uf, şuradan biraz naneli sakız, yüz kızartıcı sakız çalsam şuradan. Şimdi arkadaşlar, bu arabayı güzel bir fiyata vereceğiz. Tamam mı kardeşim? Ben artık küçük işlerle uğraşmak istemiyorum. Bak, bu güzel arabalar var 15-20 bin liraya. Onlardan almak istiyorum. Bunları alabiliyor muyum? Benzin niye koymuşlar? Bak, benzinle konuşuyorum mesela, bak gördünüz mü? Benzin istasyonuyla konuşabiliyorum, bak. Merhaba. Merhaba abi. Allah, arabalar gitti lan. Tamam mıyız abi? Sağ olasın. Teşekkür ettim, görüşürüz. Aman çekil, ezmeyeyim seni, dikkat et. Tertemiz de oldum maşallah. Gidişi duruşu inanılmaz, inanılmaz. Nazar değmesin kardeşim, nazar değmesin. Hatta bir şey söyleyeyim, arabayla öyle bir bağ kurdum ki satmak istemiyorum ya. Vallahi satmak istemiyorum ya. Bende özel arabam bile olabilir bu benim. Şöyle koyduk. Tam şehir içi arabası arkadaşlar. Bununla gezeceksiniz şehirde ya. Tamam, koyduk. Hadi bakalım, ilana koyalım. Sıfır ya, sıfır sıfır. Ya net söylüyorum, sıfır. Bak, sıfırdan farkı sıfır olmaması. Bak, bunu yazdık. 6800 aldık arabayı. 600 de masraf yaptık. 7500 lira. 10 bin liraya ben bu arabayı koydum gitti. Hatta bir şey söyleyeyim mi? 12 bin liraya koydum gitti. 10 bin liraya vereceğim. Citroen A1. 10 numara araba. Almayan pişman. Alan pişman, almayan pişman. Alan, bak, alan pişman, almayan çüşman. Ofisi de açtım. Şimdi bekleyeceğiz arkadaşlar, müşteri bekleyeceğiz. İnşallah şu arabayı satarız da. Bir şey söyleyeyim mi? Kendimi kandırıyorum gibi geliyor ama bu araba 12 bin liraya, 10 bin liraya gitmez. Şuradan bir baktığımda yani. Ama şöyle bir 8 bin, 9 bin, yani 8500 falan gitse en azından 2 bin lira ekmek yedirmiş olur. O da iyi olur yani. Ha, hiç yoktan iyidir kardeşim. Yani biz 2000 vereceğiz. Ondan sonra güzel arabaları şey yapacağız. Daha ofisi yükselteceğim. Bak bak, şuraya bak. Daha bak, çekici park alanım yok daha hiç. Ondan sonra daha bak, evi yükselteceğim inşallah. Eve pencere koyacağım. Pencere yok. Ev alacağım daha. Bunlar daha ilerleyen süreçte şeyler. Ofiste müşteri geldi. Müşteri geldi. Sarhoş mu? Adalar sahilinde ben... Abi içip içip gelme, gözünü seveyim ya. Alacaksan gel ya, konuşalım ya. Hadi güzel bir teklif ver, gözünü seveyim ya. 12 bin lira yazdım. Bu fiyata düşünmem lazım. 9700 lira diyor arkadaşlar. Abi 9700 değil de 10 bine gel gidelim yani. Gerçekten iyisi. Uuu, sattım 10 bin liraya. Sattım. Kardeşim sattım gitti. Sattım gitti. Aslında bir şey söyleyeyim mi? Daha da iyi fiyata sata. İşte ama arkadaşlar, aç gözlük böyle bir şey. Gördünüz mü? Satıyorum ama hep aklım daha iyisinde kalıyor. Bunun adı aç gözlüktür. Evet. Şimdi galerici Faruk, ilk iş günü buydu kardeşim. Galerici Faruk'a önerilerinizi yorumda bekliyorum. Galerici Faruk bu mahalleyi tüm olarak galeri yapmadan bırakmayacak. Tamam, bütün bu otoyolları ben kendi galerim yapacağım inşallah. Parayı kırıp. Görüşmek üzere şimdilik. Yeni bir serüvenimiz başlamıştır. Hayırlı uğurlu olsun. Allah'a emanet. Ben biraz kestireyim şurada kardeşim. Kestireyim diyorum da şuraya bak. Mahremiyet yok. Dükkanda da cam yok, burada da cam yok. Görüşmek üzere, Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Bir sonraki gün daha büyük arabalar almaya başlıyorum inşallah. Daha işleri büyüteceğiz. Şuraya bak, bomboş dükkan ya. Hadi bakalım, görüşürüz.
Bir videonun daha sonuna geldik kardeşim. Faruk Ölümoğulları yeri geliyor bir belediye başkanı, yeri geliyor ölüm saçan bir imparator olurken sonsuz desteklerini benden esirgemeyen ve bu videoların oluşmasında katkıda bulunan tüm katıl butonu üyelerine ve teşekkürler butonu kullanıcılarına binlerce kez teşekkürler. Maceralarımızda bize destek olan en başta Faruk Escobar üyeleri Sinan Soylu, Birkan Gezer, Ahmet Erzurum, Dominos'tan Tırcı Mevlüt K, Kaan Çapar, Sefer Deniz Uyanık, İlkcan Atış, Cihat Narman, Ahmet Acar, Bora Arslan ve Berke Kargi'ye sonsuz teşekkürlerimle. Daha sonra şu anda isimleri akan Cellat Faruk üyeleri ve son olarak Dızcı Faruk üyelerine teşekkürlerimle. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.